Merhaba sevgili Webtekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte şu yerli arama motoru Yani'nin detaylarına biraz bakacağız yani. Her şey geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin yerli motoru Yani ortaya çıktı diye bir lansmanla patlayıverdi. Tabii sosyal medya durur mu? İşte yerli arama motoru değilsiniz, Google'dan, Yandex'ten veri çekiyorsunuz falan filan gibi söylemler havada uçuştu. Fakat arkadaşlar Yani üreticisine göre yerli, sosyal medyadan da anlayabileceğimiz üzere millete göre de yerli değildi. Ama gelin görün ki işin aslı gerçekten bu değil. Olaya daha önceden bildiğimiz, onlar da zamanında yerli arama motoru yaptık diye çıkmıştı ortaya, geliyor ekibi dahil oluyor. Bu arada aynı linçten onlar da nasibini almışlardı. Yok siz de yerli değilsiniz falan filan diye hatırlayanlar bileceklerdir. İşte bu geliyor ekibi Yani duyduğunda internete şu açıklamayı yaptı. Hop hop dedi, öyle yağma yok. Zamanında bize de çok kızdınız. Bu Yani de yerli değil. Google'dan, Yandex'ten, Bing'den veri çekiyor. Üstüne üstlük altyapısına Entent adında bir servis. Hatta arkadaşlar Yani'nin biliyorsunuz veri merkezleri Türkiye'de. Gerçekten bu datalar Türkiye'de tutuluyor. Ancak arama motorunda kullanılan servisler yabancı. Bu nedenle yerli olamaz dediler. Peki bu işin aslında ne arkadaşlar? Şimdi Yani ekibi yaptığı açıklamada herhangi bir yabancı servisten böyle özellik veya bir altyapı hizmeti almadığını fakat onlardan danışmanlık hizmeti aldığına dair bir açıklama yaptı. Peki Yani'nin kaynak kodları Google ile alışveriş içerisinde mi? Dananın kuyruğu burada kopuyor arkadaşlar. Kaynak kodlara indiğimiz zaman karşımıza çat diye Google Image, Videos, Shopping gibi normalde Google servisi olan servislerin Yani'nin içine entegre edildiğini görüyoruz. Yani Google ile aranızda bir veri alışverişi var. Bir de arkadaşlar şu meşhur iddia var. Yani Entent'in altyapısını kullanıyor mu? Arkadaşlar bu Entent dediğimiz şey Amerika'da aynı zamanda semantik arama hizmeti, video prodüksiyon falan filan gibi hizmetler veren büyük bir şirket. Twitter üzerinden bulup sizlerle paylaşmış olduğumuz görselde de gördüğünüz gibi arkadaşlar Yani Entent'in servis kodlarını kullanıyor. Hatta kodların sonundaki satırları değiştirip kendilerine direkt eklemişler. Yani buradan anlıyoruz ki evet bir Entent bağlantısı da söz konusu. Hoppa! Burada hemen şunu söylemem lazım. Daha öncesinde tr.yani.com.tr adresinden arama yapabiliyorduk. Fakat şu anda site kapatılmış, yani kapatılmamış da uygulamanın ana sayfasına yönlendiriliyor. Ya burada bir alelacele bir şey yapılmış. Muhtemelen kaynak kodları internete saçıldığı için. Eksi sözlük yazarı Pointer'ın fark ettiği bir mesele var arkadaşlar. O da şu. Normalde Entent servislerine müşterileri için bir API yerleştiriyor. İşte bu Pointer Rumuzlu arkadaşımız da gitmiş kaynak kodların derinine inmiş ve o Entent'in API'ini bulmuş. Sonuç olarak durum şu arkadaşlar ki aynı zamanda bizim niyetimiz de bu. Biz iyi niyetliyiz. Bunu bildiğinizi düşünüyoruz. Durumu şöyle hayal edin arkadaşlar. Aynı anda milyarlarca sorgu Google'a gidiyor. Google da bu milyarlarca sorguyu kendisinin devasa database'inde arayıp bilmem kaç milisaniyede karşımıza sonuç çıkarıyor. Ya bu kolay bir şey mi ya? Ya da biz bunu kolay sanmıyoruz zaten. Bu zor bir şey. Fakat insanların karşısına yerli X, yerli Y diye çıkıp kendi ürününüzü tanıtmak adına milliyetçi duygularla oynamanızı kaldıramıyoruz, desteklemiyoruz. Yanlış anlamayın. Biz bizeyiz. El alemin yazmış olduğu kodun üstünde 2,5 sene çalışacağımıza 10 sene, 15 sene, gerekirse 40 sene çalışalım, kendi arama motorumuzu yapalım arkadaşım yani. Eğer yolun sonu aydınlıksa karanlıkta yürümeye değer, bekleriz ne olacak ya? Vallahi işin açıkçası arkadaşlar Big Data tabanlı kendi bot sistemlerimiz ve sunucularımız olmadan bir arama motoruna yerli ve milli demek bizce doğru değil. Diyorum ve video içeriğimizin sonuna geliyorum arkadaşlar. Anketimiz şu. Bu çok zor mu? Sizce biz kendi arama motorumuzu yazamaz mıyız? Aha anketimiz şurada. Ayrıca şunu da merak ediyorum arkadaşlar. Sizce neden şirketler bu yönteme başvuruyorlar? Bunun da cevaplarını yorum bölümünde bekliyoruz. Egari artık video içeriğimizin de sonuna gelmiş olduk. Videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basmayı ve kafanıza takılan herhangi bir şeyi bizlere yorum bölümünden sormayı unutmayın. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Her iki yanımda durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka Webtekno videolarına ulaşabilirsiniz. Ayrıca ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz. %100 yerli baş parmak.